Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve Rize'deki evime hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ben tatildeyim. Kübra da tatile gitmişti. 1,5 aydır yaklaşık Rize'deyim. Ama burada hiç tembellik yapmıyorum. Sizin için videolar hazırlıyorum, editliyorum. Ve hatta burada bir video çektim. Burada çektiğim yetmezmiş gibi bir de gidip Gürcistan'da da çektim. Ama şu anda burada Rize'de çektiğimiz bir makyajı burada reaksiyonlayacağız. Kimle? Bir konuğum olacak. Gelince görürsünüz konuğumu. Onunla birlikte videoyu izleyip reaksiyonlayacağız. Bu durumda bir helal olsunuzu, bir teşekkürünüzü alırım yani. O kadar burada da çalışıyoruz. Bak tatil demiyoruz, durdurak bilmiyoruz. Çalışıyorum yani burada, değil mi? 11 kaçtı? 11 video editledim. Artı 2 Rize ve Gürcistan. 12-13 video. Yani hem tatil hem bu kadar çalışmak. Bir helal olsunuzu alırım diyorum. Kübra'ya ve sevgili eşime İstanbul'da buradan sevgiler gönderiyorum. Evet, şimdi konuğumu alıyorum. Alkışlarla, siz de alkışlayın ha. Orada alkışlayın. Heyecanla. La havle ve la kuvveti illa billah. Ulan ne yediyle böyle beni de kat dile bu işlerine. Kübra özür dilerim. Sen onun yerine cetur dile beni. Annem namı değer Kadiş. Biz ona aramızda Kadiş diyoruz. Kendisinin ismi Kadriye. Şu an kızarmış olabilirim her ne kadar kameraya alışık da olsam. Annemle birlikte ilk kez kamera karşısında oturuyorum. Evet anne, biliyorsun sen. Annem bizim çok sıkı destekçimiz bu arada. İlk baştan beri, ilk günden beri destekçimiz annemiz. Gerek videolarımızı izlemek olsun, likelamak olsun, yorumlamak olsun. Gerekse de Alyoş'u, benim küçük kızımı bakmak suretiyle bu videoları hazırlamamıza arka planda vesile olan aile bireylerinin, aile bireylerinden biri. Teşekkür ederiz Kadiş. Evet Kadiş, kendini tanıtmak ister misin? İsmin ne? Tövbe estağfurullah. İsmi tövbe estağfurullah annemin. Diyorsun ya Kadiş Kadir. Kadriye yani. Kadriye. Kadir gecesinde doğduğu için kendisinin ismi Kadriye olmuş. Ben bu deli kızın anasıyım. Annem şu an şive yapmamak ve yapmak arasında gidip geldiği için. Ama normalde şiveli konuşur. Heyecanlı mısın? Mi? Ölüyordum burada heyecandan. Heyecan yaptım. Ne diyeceğimi de bilemedim. Bu arada hava o kadar sıcak ki yani ölüyoruz burada nemden. Saçımız, başımız, makyajımız bozuluyor. O zaman bozulmadan bana yapılan makyajı izlemeye geçelim anne. Ne dersin? Arkadaşlar bugünlük idare edin beni. Kübra'nın yerine giremem ama idare edin işte. Tek tek heceleri konuşuyorsun, farkında mısın? Yoklamayın beni ha. Beğenin beni de ha. Annemi de beğenin. Bakın biz birbirimize benziyor muyuz? Yazın bu arada. Şimdi her zaman kameradan izlediğim videonun içinde bulunup ayrıca benimle birlikte canlı izleyeceksin. Beni de boya badana bakalım. Ettiler arkadaşlar. Boya badana ettiler beni de. Bakalım kızının makyajı nasıl olmuş? Annem de bu arada ayrı telden çalıyor. Ben kime benzedim belli oldu. Kuaförde böyle çekmecelerde monte edilmiş vaziyette far paletleri ve makyaj malzemeleri vardı. Senin zamanında var mıydı bunlar? Yok, babam bana Avrupa'dan getirmiş diyorlardı. Bak aynı böyle getirmişti. Senin çeyizlik şeylerinden değil mi? Bak demek ki hala var bunlardan ya da artık o zamanlardan mı kaldı bilmiyorum. Bu arada kadın da tam çekiyorsanız sileyim üzerine diye böyle dezenfektan bir şey sıkmıştı. Su mu öyle bir şey. O yüzden orası ıslaktı yani. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun anne? Bakıyorum da izliyorum da ne bileyim Allah'ım ya Rabbi. Ama şimdi izlerken bakalım, izlerken yorumlaman lazım. Konuşman aynı gerekiyor. Aynı öyle şeyle ettim. Geçen de bir bunların şeyinle makyaj edeyim dedim. Oldum hepten maymun. Ben beyaz suratımdan bir türlü çıkaramaydım onu. Fondöten miydi neydi? Sürdüm onu suratıma ama aynı resmen badana. Bir türlü çıkaramaydım onu. Ben beyazım, beyaz tenliyim. Annem de esmer yani Ben biraz parmak uçurur çalışırım eski moda. Elimin enerjisi geçsin. Elinin lezzeti. Öyle derler ya. Elinin lezzeti. Saçı yemek yediydi. Geçen gün annemin anlattığı düğüne gidiyordu işte. Benim MAC fondötenini sürmüş. Maşallah 31 yıllık kuaförsün.
Yani ben beyaz tenliyim, annem esmer, tabii ki öyle badana gibi oldu gerçekten suratına ve her yere de dökmüş bir de böyle fondöteni. Ama bir türlü yediremiyorum onu, oldum ben beyaz böyle. Ben böyle renk yaptırınca yapanların da hoşuna gidiyor. Evet. Çünkü kimse böyle renkler istemiyor. Ben çok keyifle çalışırım böyle biraz sıra dışı işlerde, çok çok keyifle çalışırım yani, çok hoşuma gider. Çok keyifle çalışırım. Vakti zamanında burada şeyler vardı. Tavernalar falan vardı ya, Gürcüler geliyordu işte, Ankara'dan dansözler falan gelirdi. Çok keyifle çalışırdık. Ha, onları mı yapıyordunuz? Tavernalar varmış buralarda, anne senin haberin var mıydı? Yok. Diyorlarmış Gürcü kızlar geliyormuş, Ankara'dan dansözler geliyormuş. Ben ne bileyim, yani Çaylık'tan başka bir yere gitmedim. Çaylık'ta içtiğimiz çayın toplandığı yer. Ben ne bilirim tavernayı mavernayı, ancak çay topladım geçti 20 senem çay toplayarak. Sonra da evlenince İstanbul'a geldin tabii. Evlenince İstanbul'a gittik de hayat gördük. Annem için en büyük eğlence düğünlere gitmekmiş arkadaşlar, ama bu taverna olaylarını ben de bilmiyordum, ilk kez öğrendim Rize'de böyle bir şeyler olduğunu. Belki Ruslara şey yapıyordular, bilmiyorum ki. Vallahi bilemiyorum artık, bilenler yazsın Rizeli takipçiler. Rize'de taverna var mı arkadaşlar? Erkekler bilir da. Erkeklerin bilmediği bir şey var mı? Manitalarla gidiyorlardır illa ki. Manitası olan ne işi var tavernaya? Manitası olmayanla gidiyordur. Karısı olanlar gidiyor. Karısı olanlar gidiyor ya da evet Aleyna. Dostlarıyla gidiyor da. Yara çok olmuştu ya. Terbiyesiz bu. Nasıl oluyor sence? Makyaj nasıl gidiyor anne? Beğendin mi? Yakıştı mı bana? Bu çok eski model bir makyaj yapıyor yani, bizim zamanımıza gibi. Hadi bakalım, daha ilerleyecek de. Ama şimdi işte Rize'nin renklerini seçtim yani makyajda. Dedim ki yeşil mavi olsun. Yeşil mavi. Kadın da bana dedi ki Trabzon'a gitseydin bu arada mavi mi yaptıracaktın? Dedim ki evet, iyi fikir. Dur dedi zaten bu arada mavi. Ya bak, kızın yüzüne göre o reklam şeye, makyaja göre yaptırsaydın. Niye yeşil mavi? Mor gayet güzel. Mor ama mor değil işte, yeşil mavi Rize'nin rengi olduğu için dedim hani özel olsun. Neyse bakalım. Yaparım olsun deyince ben de tamam dedim. Bak yüzün zayıflamış ama baksana ekranda da zayıf çıkıyor yüzü. Hemen anlaşıldı değil mi? Evet. Sen görüyor musun, gözlüğünü takalım mı? Gıdın da gitti. Evet arkadaşlar, gözler, çok kilo gibi verdim de nazar olmasın diye söylemeyecektim, annem söyledi. Yine el yordamıyla bir kontür yaptı bana ama kontürü bitmiş tabii ki. Ya da kontürü bol, burun kontürü bol. Bak şuraya sürmedi, gördün mü? Kocaman burnum var sanki de. O kenara sürmemiş. Orada düzeltecek orayı. İnşallah. Ne kadar sabırlı annem, çok insaflı. Keşke düzeltse, videonun sonuna kadar öyle o. Asla düzelmiyor. Sen de makyaj yapmayı seviyor musun anne? Kızken de çok severdim ben makyajı, tırnağı, öjeyi falan. Tırnakların zaten çok güzel. Biz sizden daha bakımlıydık ya. Benim tırnaklarım makyajsız, çok makyajsız, topuklu ayakkabısız sokağa çıkmazdık. Topuklu ayakkabı ben de seviyorum şimdi. Niye öyle diyorsun? Makyajsız dışarı çıkmazdık hayatta. Kadınların bakımları zaten ezelden beri var demişler ya. Karadenizli şık giyinir. Giyinmeyi sever, modern giyinmeyi sever. Karadenizliler mi? Tabii. Aa. Özellikle Rize. Özellikle bizim mahalle. Annem sizin, evet köy demiyor. Annem çünkü onların köyü büyük bizim olduğu için mahalle. Bizim mahalle Rize'nin Paris'i derlerdi. Eskiden öyle derlerdi. Giyiminden tanırlardı bizim köyün milletini, kızlarını, gençlerini. Derlerdi ki aa bu o köy demiş. Giyiminden tanırlardı. Başka köy milleti illaki güzel şık giyinse de altına kalın çorap giyerdi yani. Nasıl yani? Yani daha ha, şey kötü olurdu. Köylü usulü giyinirdi yani, köylü milletin efendisiydi ama yani demek istedim, anlaşılırdı köy hangi köydendir, giyimden bile fark oluyordu. Süslülüğümüz demek ki süslülük yine orada anne taraftan süslüydük geliyor. Evet. Bu eşimin köyü de öyle, burası da öyle süslü. Yani köy değişiyor yani. Bak silmedim. Bak şimdi şu anda şeye benzemiyorum. Berbere gitmişim de tıraş et köpüğünü sürüyormuş bana gibi durmuyor mu? Berbere gitmişim.
Bu arada benim bu yüksek konuşmam, yüksek sesli konuşmam tamamen baba tarafına halama çekmiş, büyük halama. Ne ilgisi var? Bizim Karadenizler yüksek voltajlı konuşur. Yüksek, yüksek voltajlı. Yüksek voltajlı, evet. Yani az, sessiz konuşanı anlamayız biz ne diyorlar diye. Belki kulaklarımız da ağırmış diyor acaba. O yüzden mi yüksek sesli konuşuyoruz? Yok öyle tutuyor. Çocukluktan demek ki öyle gördük aileden. Bu arada hep döktü onları gözümün altına. Bakalım temizleyecek mi onları? Ben daha döker dökmez konuşuyorum anne. Sen sabırlısın. Böyle niye dağıtıyor? Biz böyle çizgi çeker gibi çekerdi. Bu dağıtıyor ne? Mor aşağıya. Hiç benzemedi ki. Teyze birazcık kapalı tut gözünü. Tamam. Böyle uyur moduna geç. Uyur moddayım şu an. Uyuyabilirim. Gözümün içine girdi hep onların hepsi. Bana de gözünü kapat onu atar gözün diyor. Tozları. Siz kendiniz mi öğrendiniz makyaj yapmayı? Yoksa hani böyle bir eğitim falan? Eğitimim tabii ki şeydi ama yıllar içinde öğreniyorsunuz işte bir şekilde. Ben bir de resim yapıyorum. Hmm. Hani bu gerçekten. Boyama işiyle çok haşır neşir olduğum için. Sanırım o yüzden daha işte renklerle şeylerle daha şeyim. Resim de yapıyormuş. Eskiden eğitim almamış. Eskiden nere vardı eğitim? O yapa yapa öğrendi daha. Çıraklıktan yetişmedi illa ki. İlla ki 31 yıldır şeymiş, kuaförmüş yani. Ama bu çizgileri çok kalın çekti yani. Bunu biraz da ince çekseydi şu gözün haline bak. Yani orada görselle aynı olurdu. Şimdi gözümü açınca gitti o çizgiler, kapandı. Biraz da yukarıdan çekmesi lazımdı. Orada yakıştı sana. Anne o mor değil, lacivert. Lacivert mi? Evet. Mora benziyor, lilaya benziyor. Anne sen gözlüğünü tak. Gözlüğünü takmıyor. Bir saattir yeşil mavi diyorum, diyor ki mor diyor. Oy nenem vayla illallah bak atamam şimdi. Anne lila tutana sinden mor lacivert. Mavi o ya, ben de mi körüm? Mavi mavi, bildiğin mavi evet. Lila resimdeki şey mor. Resimdeki de mavi. Lila değil. Ha o adam niye geçti karşıma beni oradan çekiyor ya. Şimdi sinir etti beni ya. Baba. Baba bir dur da bizi çekme. Biz şimdi burada bir de çekelim. Şimdi rahatsız ediyorsun. Bak ki kaldırırsak beni okuyor kafasını patlatacağım ya. Babam şu an annemi sinir ediyor arkadaşlar. Oradan. Uyuyor ya bakma şaşı gibi bak. O da yok ama şunu ilave etmek istedim. Poz verdim. Bak sim ilave ediyor. Kuaförler simi çok sever. Böyle şey... Pırıltı gibi. Bu makyajda hiç sim yok bu arada. Bu kendine uydurup sim ekliyor şu anda. Yakıştırmaya çalışıyordu ama yakıştırıyor da. Aynı. Ama ne alakası var o kadar makyaj. Simle. O mat bir makyaj. Bana baksana parladım floresan gibi. Işıldak gibi parlıyorum. Eli de parlattı ya floresan gibi, etti beni aleyna. Ne ediyor öyle? Kaşına niye yapıştı? Kirpime. Kirpuğunu. İyi ki göz kapağımı kaldırdı, hiç kopartıyordu neredeyse. Kirpiklerim kopuyordu. Bu çok sert oldu bu hareket. Benim tipime bak. Bak şimdi bak. Yukarıdan tarıyor ama çok şey yapıyor böyle, çekerek yani yapıyor. Rimeli de bitmiş, yapıştı kirpime öyle. Rimeli donmuş muydu? Ne diyor ya? Ay benim de rimelim şuraya bulaştı, onu silmeyi unuttum. Videoya otur. Videodan önce silecektim, unuttum ya. Şimdi hep göreceksiniz onu. Bak şuralara akmış hep hemen. Onu diyorum da altı niye akıttı öyle? Bu ay bak. Yok rimele bir şey var, bu neydi? Yapışkanlı mıydı? Neydi o? O kurumuş işte. Kurumuş. Bu neydi? Bitmiş. Bitmiş rimelle gözüm için uyuyor şu anda. Onu orada öyle takıyor oraya kirpime. Ondan sonra çevirerek tarıyor. Daha dolgun oluyor. Başta rümen sürmeden şu hareketi yaptığınız zaman kıvırıyor yukarı. O onun bir püf noktasıdır. Bu göz kapağını kopartmak işin püf noktasıymış. Keyfine göre uyduruyor da. Ne diyecek etti hatayı diyemez. O keyfine göre uyduruyor. Nasıl gelirse. Ama şimdi bana yakışıyor yani. Kötü makyaj bile güzel durdu bende, değil mi? Ben de güzel kızla doğurdum da. Güzel duruyor da. Kötü de olsa güzel duruyor. Ya işte.
Azıcık beni öv ya. Üfledi bak. Ula korona var, niye üflüyorsun? Daha öğrenemedin mi kaç sene o korona sarmış idi ortalığı. İnsanın suratına suratına. Galiba şurada fırçanın kılı kaldı. Sol gözüküyor. Şurada. Çocuğa bile öğretiyorsun üflemediğine, yemeğe üflemediğine. Ula suratına, ağzına üfleyle ya. Bu üfleme olayına sokan kız ayrım ya. Ben de çok kızıyorum. En kızdığım şeylerden biri. Bu koronadan sonra ya insanın ağzına suratına üflenir mi? Hapşırırken bile şöyle elini tersine yapmıyorlar. Soluk çocuğa öğretiyoruz. Hapşırırken elini kapat, yüzünü kapat. Ula geliyor makyaj ederken ağzına girmiş zaten. Üflüysen. İşte. Ha bu korona zamanıyla. Yani geçti de ama hep üflüyorlar zaten. Öyle öğrenmişler. Eğitim alan da üflüyor, almayan da üflüyor. Yenisi de üflüyor, eskisi de üflüyor. Alışkanlık oluyorlar yani. Evet. Korona'yı hatırlamıyorlar. Sanki çorba içerken kaşığı üflermiş gibi. Onu bile yapmak yanlış bu arada. Ay arı geçti. Ay arı geçti. Burada her türlü böcek var. Sen korkuyor musun böceklerden? Ben Karadeniz kızıyım. Korkmam böceklerden. Tabii. Yılandan korkuyorum, bir de akrepten korkarım. Korkarım derken yine onları da kaçmam yani, öldürmeye çalışırım. babam annem bir şey diyemeyecek diye öpücük atarak geçiyor. Ya arkadaşlar, yarın da beni sinir ederek geçiyor ya. Bir dakika atacağım bir şey, bir terlik bir atacağım o ya. Ya kafasını ya. Babam kel de. Annem hep kel kafasına diyeyim. Oradan beni sinir ediyor. Yani Ebiso yetmiyor da beni şimdi kamera karşısına sinir ediyor beni. Nenem la ilahe illallah ya. Evet, ruja geçtik. Makyaj yavaş yavaş bitiyor. Dudak kalemi boyamıyor. Çabuk etti ya. Evet, biraz, yani ama hızlandırdık yine. Yarım saat sürdü işte. Bu arada bu dudak kalemini beğendim, bana yakıştı. Kalemi ama yani. Rujun rengi de yakıştı aslında. Ben de nasıl oldum arkadaşlar? Beni de aleyna etti böyle. Kokonamlara döndüm mü? Bizim ailenin make-up... Bahta yorum yapın ha. Kokonam mı oldum, güzel mi oldum? Bizim Aleyna'nın... Aleyna yaptı. Ortanca kardeşim bizim make-up artistimiz, ailenin. Yani ben kendi makyajımı kendi yapıyorum da yani şimdi orada yanlış anlaşılmasın. Ha, geliyor Aleyna da geçiyor buradan. Aleyna geçiyor. Aa, Aleyna geçiyor. Evet. Çok iyiydi. Aleyna'nın ya makyajına yorum yapın arkadaşlar. Güzel mi yapmış, kötü mü yapmış? Beni kokona mı yapmış? Ama çok güzel oldu. Bir gün Aleyna bize de makyaj yaparsın. Bu kanalımızda buradan davet edeyim arkadaşlar seni. Ben de bir sponsor istiyorum öyle. Şu güzel ahenkli saçlarıma bir sponsor arıyorum. Sponsorlara duyurulur. Hep bunlara mı edeceksiniz? Bir de bana edeyim de, anasına da edeyim de. Güzel oldu. Öyle niye parladı yüzün? Sim, çünkü her yere highlighter sürdü. Nasıl buldun sence? Nasıl oldu? Tabii ki güneşe gelince yine patlayan klasik bir makyaj. Cildi ben beğenmiştim aslında aynada baktığım yok, kadarıyla ama kötü mü şu an? Hadi gözünü be. Kapat. Pigmentasyon iyiydi ama aktı aşağılara. Gözünün mor altı aktı, evet. Mor artı oldu. Şu burnunun kenarı çok komik görünüyor, oraya gitmemiş şey. Kirpi şey bulaşmışır Mel oraya. Evet. Onu görmedim herhalde. Tamam, ben oraya geliyorum. Bu videoda farklı olarak yaptırdığım makyajı sokakta geçen sizlere, takipçilerimize sorduk. Tabii herkes takipçimiz değildi de yani hani. Sorduk sizlere, bakalım sizler neler söylemişsiniz, kaç puan vermişsiniz, hep birlikte izleyelim. Böyle bir makyaj yaptırdım, benzemiş mi? Ben bunu söyleyeyim sana. 1 ile 10 arası 7. Ya 7 mi? İyi verdin sen. İyi, bence o kadar olmuş. Değil ya sanki. Bence o kadar da değil, evet. Buralar aktı hep. Havadan dolayı muhtemelen. Bu olabilir. Tamam o zaman. Teşekkürler. Ederim. Bu makyaj olmuş mu yüzüme? Bunu yaptırdım. Olmuş mu sence? Olmuş. Olmuş mu? Olmuş. Kaç puan verirsin 10 üzerinden? 10 üzerinden 8 verirsin. 8? Oo, bayağı iyi falan verdin. Teşekkür ederim. Kaç verirsin 10 üzerinden? Göz şeklinde göre değişir. Yani göz şekilleriniz aynı değil, evet. Olmuş yani, güzel olmuş. 10 üzerinden kaç verirsin?
8. Niye o kadar yüksek? Çok yüksek değil mi? Ben mi çok acımasın hocam? Yok, güzel olmuş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, ilk etapta şöyle bir bakınca makyajla ilgili ne düşünüyorsun? Ya gözler benzemedi de. Yani bambaşka bir şey oldu gözler. Hiç benzemedi gözler. Çok kalın yaptı çünkü. Belki biraz ince yapsaydı. Göz üstüne bir çizgi var mesela. O çizgi yok. Evet, onu veremedi. Yapamadı çizgiyi onu. Çizgiyi veremedi. Bir de eyeliner çekti. Siyah eyeliner çekti ama orada lacivert eyeliner var yani. Şurada bak. Benimkileri siyah çekti. Niye öyle yaptı? Uydurdu işte orada. Hani üstünden lacivert bir farla geçebilirdi. Ama pigmentasyonları iyiydi. İlk defa bir kuaförde böyle pigmentasyon sorunu olmadan bir makyaj yaptı yani. Aslında evet, aynı renkler. Oy, gözlüğümü taktım, hiç de benzemiyor. Bu ne duvar? Vallahi gözler hiç benzemiyor. Bu ne? Gözde bazı bayağı bir çizgi var orada. Burada alttaki morluk da yok. Evet, hiçbir şey. Alttaki de var ama bak dur, öbür fotoğrafa geçeyim. Çok, altta var ama çok kalın oldu. Çok kalın oldu, daştı evet dediğin gibi. Göz kapağından taştı evet. Daştı. Daştı. Bu hemen bu fotoğrafı hemen makyaj yapıldıktan sonra hemen çektim yani. Burada daha akmamıştı. Bak, sonradan aktı. Göz üstüne bir çizgi şeklinde yaptı. Hatta böyle de kıvırdı onu. Bu sana hiç ilgisi yok. Sen yapsan yaparsın bunu, biliyor musun? Ben sen güzel yapardım ama güzel resim yapıyorum. Resim zaten güzel yapıyorsun. Onu da yapardım. Bu hanımefendi de resim güzel yaptığını söyledi ama yine de orada çok kalın yaptı yani. Bir de çok şeyde yaptı. Bak, gözümü açınca görünmüyor o çizgi. Halk röportajına da 8 vermişti. O kadar da değil yani. Burada da hiçbir şeyden anlamayın ya. Ne 8'i ya? Ancak uç ben 3 veriyorum. Sen 5 üzerinden mi 3 veriyorsun? 5 üzerinden 3 veriyorum. Yani 5, zaten bizim puan değerlendirmemiz 5 üzerinden. Öyleydi sizin puan değerlendirmeniz. 5 üzerinden 3. Ben de bir 2 mi versem diye düşündüm ama hadi bugün senin hatırına 3 verelim. Evet. Ya şöyle, cilt aslında, cilt makyajını eğer malzemesi kaliteli bir kuaför, yani elindeki malzemeler kaliteli olsaydı cilt makyajını bence aslında güzel yaptı yani. Çok cilt, da kötü değil, kontür hariç evet, bu arada. Cilt makyajı güzel, göz olmamış. Üstteki mor çizgi şeklinde çekecek diyor. Bak ne güzel duruyor, ne güzel yapmış onu yapan. Evet. Ya seninkine bak. Oo, nenem la ilahe illallah. O ne etti ya? İçi de gözlüklerimi takmışım ya. Bu ne diyor? Aleyna beni daha güzel etti. Aleyna evet. Daha güzel ederdi. Aleyna bir ara sen bunu bana yapma. O renk bir kalemle ben bile güzel çekerim onu yani. Değil mi? Evet. Kalemle çekilmesi lazımdı. Bu şeyle fırçayla sürdüğü onu. Ya hadi belki kalemi yoktur ama yine de ince fırçası vardı. Fırçayla kuaförün da yine yapabilirdi. Kuaförün kalemi olmaz mı? O renk kalemi olur mu? Niye olmaz? Nasıl kuaför? Bence de olmalı bu arada. Lacivert kalemi de en azından olmalı yani bu kuaföründe. Kesinlikle. Alt rengi de güzel çekmedi ki. Yeşili mi? Göz altını mı? Altını. Şunu göz altındakileri. Evet evet. Bu arada annemin hiçbir makyaj bilgisi yok. Yani profesyonel anlamda bir bilgisi yok. Hani normal rimel ruju biliyor tabii ki de. Hani bilmesine gerek yok yani insanların, anlıyorsunuz değil mi demek istediğimi? Gözlükle baya yakın gözüküyor ya. Hani illa çok iyi bilmeye gerek yok mu makyajın kötü olduğunu yorumlamak için. Bazı yorumlara cevap olarak bunu söyledim bu arada. Ya eli kalem tutan, eli resim çizen herkes yapar bir makyaj. Yapan da yapması lazım yani. Kalem yani. Tutuyor eli, fırça tutuyor eli ya. Evet. Daha niye yapabilirdin normalde. Aynen. Bir de 31 senelik kuaförmüş kız. Şimdi 31 senelik. Bir de ben yapsam sabunu ben daha güzel ederim vallahi o gözleri. Hesetten güzel yaparım. O renkler varsa güzel yaparım. O kalemi çekerim güzel öyle. Aa bak, buradan da şey yapmış onu. Bak şuradan şey vermiş ona. Seninki sadece rimel çekti. Bir şey. Evet, birleştirmiş. Uç vermiş. He. Çok güzel oldu, çok gözleri yani. Gözleri onun gibi yapabilirdi. Evet, yapardı bence. Zor bir şey değil. Biraz daha yukarıdan yapsaydı, bir de çok aşağıdan yaptı şu kaşlarım. Bir de kaşlarım da çok kötü boyadı ya. Kaşımıza hiç söylemedik ama çok kötü boyadı kaşımda. Kaşlar boyadı, hiç fark etmedim. Ne zaman boyadı onları? O sırada babam sana öpücük atıyordu, o yüzden fark etmedim. Sinir etmekle meşguldü. Bu arada ruj... Cilt rengi çok güzel benzediyor ona. Nasıl, sonra kustu ama bu arada yani. Bak sonra kusar da. Zaten biraz da benziyorsun o kıza. Çok güzel, aynen benzetebilir diyor. Olmadı. Bu kıza mı benziyor?
Niye? Benziyor hayatta... tabii. Neyin eksik ondan? Bak burnun aynı. Dudakların bir üst biraz daha kalın olsa. Neyin eksik? Zayıfladın zaten. Bak çene yapın da aynı. Ay teşekkür ederim. Ama makyaj olmadı. Makyaj olmadı evet ya. Gözlerini aynı onun gibi yapabilirdi. Yapardı bence de ya. Yapamadı. Valla bir de ne dünyaya edemedi, beceremedi de aldı. Uç puan. Uç, uç. Sen fazla puan hakkı yok. Hakkı yok. Üç. Bunun hak etti. Üç puanda. Toprağımdı ama kusura bakma toprağım. Neydi? Hemşeri gurbette. Uç verdim ha uç. İki tane üçle uğurluyoruz. Alena sen kaç verdin makyajı çeken kişi olarak? Kadın tatlı bir kadındı. Böyle evet. Bir... Tatlıydı yani ne bileyim bizden ya ben memleketimi tutarım yani. Evet. Tatlıydı da hoş şey yedi baklava edecek değildik ondan şimdi. Makyajla ne ilgisi vardı? Çok doğru söyledin. Tatlılık ayrı. Ama böyle bir makyaj teknikleri bir yapma bu arada bez serdi yani o da bir gözümü açmadı. Evet evet onu söylemeyi unuttuk. Önlük taktı bizi. Ben üzerim kirlenmesin diye özellikle. Senin 30 senelik tecrüben yok ama beni daha güzel etti. Evet doğru. Hani emeğe saygı 2 verirdim ben. Emeğe saygı 2 verir, biz gene uçuyorduk. Ya aslında ben de 2 verirdim ama senden seni kırmadım hiç. Senle işte, aynı olsun yani diye. Yani şey yalap şap yapıp böyle batırıp da düzeltilen bir makyajdan adam olmaz. Onu evet. Yaparken de düzgün yapacaksın. Kontrollü gitmek lazım, kesinlikle katılıyorum. Evet. Temizliğe temizlet ya da temiz tek bir çizgide yapabiliyorsan tabii ne mutlu. Ama ufak tefek hatalar olur. Onları da silerek gidebilir de. Hep aşağılara bulaştı. O lacivert biliyorsunuz göz altında mor artıyor yani. Yine de çok eğlenceli bir çekim oldu. Makyaj yaptırdığımız kuaförde. Burada da annemle çok eğlenceli bir çekim yaptık. Siz ne düşünüyorsunuz makyajla ilgili? Bir de videomuzla ilgili. Böyle video boyunca yorum yaparsınız artık. Bir de ne isteyelim? Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben lan bugünlük idare ediyorum. Yarın Kübra gelecek. Birkaç yarın mı? Birkaç hafta sonra işte. Yani bugün derken, yarın yani derken, birkaç video sonra, birkaç evet. Video sonra Kübra gelecek bugünlük ben lan idare edeyim kusura bakmayın bir hata ettiysek affola. Ya kötü yorum yapacağım ne hatası? Kötü yorum yapmayın bana gözlerimi fıldır fıldır açarım size kötü yorum yapmayın sakin. Yorumlarınızın altına gelir kötü yorumlarınızı cevaplar yani bak söyleyeyim. Gelir hepsine yorum karşılık veririm ha. O zaman buraya kadar izleyen takipçilerimizden bir öpücük istiyorum. O öpücük emojisi. Şöyle bir. Herkes biliyordur artık öpücük emojisini yani. Bir öpücük atarsınız bize. Atın. Anneli kızlı. Atın. Hadi Allah'a emanet. O zaman dur. Allah'a emanet ama önce bir abone olun desene. Abone olun. Arkadaşlar abone olun. Niçin biz sikamayırık 100 binlere bu kadar uğraşıyoruz ya. Bizi de biraz sikartın yüzlere de. Daha 50'yik ya. Evet 50 bin olduk. İzleyin, doğru abone gidiyoruz. Olun, beğeni yapın. Instagram'ı da sen. Yorum yapın. Instagram'a da cetsun hepsine cetsun. Instagram'a geçin arkadaşlar. TikTok'a geçin. TikTok'a geçin. Benim layla illallah. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın ha. Güzel bakın. Makyajlı olun. Bakımlı olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir el sallayın. Evet.